أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وذكّر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العلية. Ataullah İskenderi ikinci hikmetinde şöyle buyuruyor: İrade tüket tecrid, ey insan, senin tecrid halini murad etmen ve kendini tecrid halinde görmen. Ma ikametillah iyyake fil esbab Allah seni esbaba bağlı olarak kılmış olduğu halde kendini tecrit ehlinden sayman mine şehvetil farkına varmadığın gizli bir şehvetin neticesidir ve irade tükel esbabe ama cenab-ı hak bir gün seni tecit makamına alırsa senin o makamdayken tutup esbaba tevessül gayreti içerisinde bulunman müsebbib olan Allah'la beraberken esbaba istinad etmen ma'a ikameti llahi iyake fit tecrid Allah Celle Celaluhu seni teccid makamına almış sadece kendisiyle meşgul ederken senin başkalarına ihtimam göstermen inhitatun anil himmetil aliyeti yüksek himmetli insanlara yakışan makamdan aşağıya düşmek olur. Şimdi bu hikmetin ne anlama geldiğini açıklamaya çalışalım. Öncelikle bilinmelidir ki kardeşlerim, insanın hayatta iki farklı hali vardır. Bazen Cenab-ı Hak bizi esbaba müracaat edecek şekilde ikame eder. Öyle anlar olur ki sıkıntılarımızı, sorunlarımızı, dert ve kederlerimizi, hastalıklarımızı çözmek için Allah Celle Celaluhu esbaba teşebbüs etmemizi bizden ister. O esbaba tevessül etmediğimiz müddetçe Cenab-ı Hak kapısını bize açmaz. Ama bazı dönemler olur ki Allah Celle Celaluhu kulların esbaba değil müsebbibul esbab olan sadece ve sadece kendi kapısına gelmesini murat buyurur. İşte bir kul sebeplerden uzaklaştırılmış sebeple değil müsebbiple meşgul kılınmışsa, o hale teccid hali denir. Yani Cenab-ı Hak, ey kulum, hiç kimseden istemeyeceksin, bunun ilacı bendedir, sadece benden isteyeceksin dediği anda ve meselede bizim durumumuz teccid halidir. İsmail Hakkı Bursevi, Kaddesallahu sırrahu ilim talebeleri Allah için ilim tahsil eden talebe ulum ile başkalarını birbirinden ayırt ederken rızık hususunda aralarındaki farkı ortaya koyarken şöyle bir misal verir. Bir padişah düşünün kölelerinden hizmetçilerinden bazısını huzuruna çağırıyor. Onlara diyor ki bugünden sonra serbestsiniz. Bugünden sonra artık siz hürsünüz. Gidip istediğiniz işi yapabilirsiniz. Kendiniz kazanacak, kendiniz çalışacak, kendi çalıştığınızı yiyip içeceksiniz. Benim hazinemden size hiçbir şey vermeyeceğim diyor. Sonra sevdikleri içerisinde kendi hizmetinde bırakmak istediği mutemet, muteber, kıymetli kölelerini de çağırıyor ve onlara diyor ki siz benim yanımda kalacaksınız. Benim hizmetimde olacaksınız. Sizin için herhangi bir maişet kaygısı yok. Çalışmayacaksınız, para kazanmak için, rızık elde etmek için uğraşmayacaksınız. Ticaret yapmayacaksınız, ekip biçmeyeceksiniz. Çünkü sizin bütün ihtiyacınız hazinemden karşılanacak. Siz sadece benimle meşgul olacaksınız. Şimdi Sultanın iki ayrı hizmetçisi veya hizmetçileri. Birisine maişet sebeplerine tevessül edin, çalışın, o yoldan rızkınızı temin edin denilirse, işte bunlar sultan tarafından esbab makamına, sebeplerle iş görme makamına ikame edilmiş demektir. Sonra diğer sevdiği muteber, makbul kölelerine ve hizmetçilerine de siz asla ve asla herhangi bir meşguliyetiniz olmayacak. Siz benim hazinemden yiyip içeceksiniz. Rızkınızı, maaşınızı ihtiyacınızı ben temin edeceğim demiş. Onlar teccid makamına konulmuşlar. Sebeplere, rızık için sebeplere tevesül etmeyecekler. İkincileri teccid makamında, birincileri esbab makamında. Allah Celle Celaluhu bazı kullarına bir ömür teccid makamında bulundurur. Bazı kullarını bir ömür esbab makamında kılar. Bazen de kullarına belli dönemlerde tecridi belli dönemlerde esbabı tavsiye eder. Biz Allah'ın kuluyuz. Kainatı yoktan var eden ve kainatı her zerresiyle idare eden Hazreti Allah Güneşe ne diyorsa onu yapıyor. Aya ne diyorsa onu yapıyor. Dünyaya ve etrafındaki bütün gezegenlere ne emrediliyorsa rüzgara ne zaman es, buluta ne zaman yağdır deniliyorsa onu yapıyor. Peki ya kul? Allah "Ey kulum seni esbab makamında görmek istiyorum." işini esbaba tevessül ederek yapacaksın dediği zaman okulun yapması gereken o makamın edebine uygun hareket etmektir. Allah Celle Celaluhu seni teccit makamına koydum dediği andan itibaren de kula yakışan o makamın edebine riayet etmektir. Seneler önce bir hadise yaşamıştık. Hasan Efendi Sellemehullaha durum hakkında müracaat ettiğimizde kendisinin yaşadığı sıkıntılara karşı alınması gereken tedbirler var mıdır? Kendisine nasıl yardımcı olabiliriz diye sual ettiğimizde o şöyle cevap vermişti. Kardeşlerim ben bir taşım. Ben bir taşım. Beni nereye koyarlarsa ben orada dururum. Kendi irademle Cenab-ı Hak beni rafa koymuşsa oradan inmem. Ayakkabılığa koymuşsa oradan da rafa çıkmam. Ben bir taşım, Cenab-ı Hakk'ın beni koyduğu yerde dururum. Onun için hiçbir şey yapmaya takatim yoktur buyurmuştu. İşte kul Allah'ın iradesi karşısında bir taş gibi olmalıdır. Dağlar mıhlandığı ve çakıldığı yerde duruyor. Denizler mıhlandığı ve çakıldığı yerde duruyor. Cenab-ı Hak onlara ne zaman ak derse akıyorlar. Nehirler yerinde durmuyorlar. Onlar da çağlıyorlar. Kaynaklar su akmaya devam ediyor. Zaman hiç durmuyor. O gidiyor. Ama mekan yerinde duruyor. Öyleyse Allah dur dediği yerde dur dediği kadar durmak ve kalmak ubudiyetin gereğidir. Yürü dediği yerde yürü dediği kadar yürümeye devam etsek etmek takatimiz bitse de sürünsek de dermanımız kalmasa da o iradeden geri durmamak ubudiyetin gereğidir. İşte Ataullah İskenderi de bize diyor ki irade tüket tecrit sen kendini tecrit makamında görmek istiyorsun. Allah Celle Celaluhu seni esbaba yönlendirmiş. Maha ikametillahi iyyâke fil esbab. Ama Cenab-ı Hak karnını doyurman için, hayatını idame ettirmen için seni sebeplere yönlendiriyor. Sen o tarafa bakmıyorsun. Ama tembelliğinden, ama kendini bir şey zannettiğinden sen esbaba tevessül etmek istemiyorsun. Cenab-ı Hak ibadetlerle beraber zaman zaman kula haddini bildiriyor. Harun Reşit bir gün sofraya oturmuş. Oturmuş tam yemeğini yiyecekken bir sinek müptela olmuş. Sineği kovuyor tam yemeğe başlayacak sinek geri dönüyor. Tekrar kovuyor tekrar geri geliyor. Tekrar kovuyor tekrar geri geliyor. Sinirlenmiş. Yanındaki Nedim'ine demiş ki isyan ederek değil, itiraz ederek değil ama hikmetini isteyerek acaba Allah bu kör sineği niye yarattı demiş. Öyle deyince ehli hikmetten olan Nedim'i yaveri ona demiş ki efendim Allah bu sineyi birçok kuluna haddini bildirmek için yarattı buyurmuş. Cenab-ı Hak bazen hasta olduğumuzda ağaçları kökünden sökecek kadar gücümüz, kuvvetimiz, Koca Yusuf kadar güçlü bileğimiz olmasına rağmen Cenab-ı Hak bizi öyle gün gelir, öyle zaman gelir ki bir ota, bir keçiye, bir sineye yahut mahlukattan o güne kadar hiç görmediğimiz, hiç kıymet vermediğimiz bir kediye bile, bir kirpiye bile muhtaç edebilir. Esbaba Allah bizi gönderirken bizi imtihan ediyor. Esbabla meşgul olurken acaba kullarım kazançlarını, rızıklarını unutup patrondan yahut devletten yahut diplomadan yahut kendi amellerinden mi bilecekler? Zaferi kılıcından mı bilecek? Ve men nasru illa min indillahil aziz mi bilecek? Hükmünü her halükarda uygulayan, ortaya koyan Allah'ın yardımıyla muvaffakiyetin ele geçtiğini unutmamayı becerebilecek. Allah'ın bizi esbaba yönlendirmesinin birçok hikmetleri var. Onlardan bir tanesi nefsimizi kırmaktır. Kurban olduğum Allah'ım. 24 saat zarfı içerisinde bize öyle zıtları yaşatıyor ki ilim erbabı bir hocayı talebesinin cemaatinin karşısına çıkarıyor. Sarığıyla beraber hoca hürmet görüyor. Talebeleri gözünün içine bakıyorlar. Ağzından çıkacak bir kelimeyle canlarını verircesine. Hoca medreseyi dersini bitiriyor dışarıya çıkıyor. Cahil cühelanın arasına girdiği zamanda onun ilminden haberdar olmayan veya ilmin kıymetini bilmeyen cahillerin yanında hoca cahil muamelesi görüyor. Hiçbir hükmü yok. Bak. Yarım saat önce alim muamelesi, yarım saat sonra cahil muamelesi. İşte sen iki hale göre de hareket etmek durumundasın. Bir zengin fabrikasında iş yerinde bütün işçilerine istediğini yaptıracak bir otoriteye, bir iktidara, bir güce sahip. Bir dediği iki olmuyor. Ama aynı zengin bir devlet dairesine yahut bir mahkemeye işi düşüyor. Orada Asgari ücretle çalışan bir memurun karşısında el pençe durmak zorunda kalıyor. Az önce patrondun. Şimdi bir memurun karşısında işçi kadar bile kıymetin yok. Başkalarına bağırıp çağırıyordun. Ama eve geldiğinde hanımının karşısında el pençe duruyorsun başkalarına erkeklik taslıyor ama eve geldiğinde erkekliğini sokakta bırakıyoruz. Cenab-ı Hak farklı durumları bize yaşatıyor. Bir kardeşim demişti, devlet hastanelerinden birisinde çalışıyor kanser bölümünde. 40 sene kanser tedavisinde bulunan İnsanları tedavi etmek için uğraşan doktorların birçoğu sonunda kendileri kanser olup hasta yatağına yatmak zorunda kalıyorlar. Hatta öyle ki demişlerdi. Bazıları utandıkları için burada tedavi olmuyorlar, Amerika'ya gidiyorlar, Almanya'ya gidiyorlar, kimseye görünmeden tedavi olayım diye. 40 sene Cenab-ı Hak seni doktor olarak yaşatıyor. Bir gün geliyor hasta yatağına yatıyoruz. Allah zıtları yaşatıyor. Zıtları yaşatıyor ki haddimizi bilelim, durumumuzu bilelim, kendimizi iyi tanıyalım. Cenab-ı Hak esbaba yönlendiriyorsa, sebeplere müracaat edeceksiniz, sebepleri aşmayacaksınız diyorsa bir bize haddimizi gücümüzü, takatimizi, zaman zaman kilomuzu ihtar ediyor. Allah Celle Celaluhu diğer bir hikmeti de esbaba müracaat ederken cebimizdeki parayla ekmeğimizi alırken bir iş yerinde çok başarılı olduğumuz için yüksek maaş alırken acaba kullarım beni unutacaklar mı? Rızkı patrondan mı bilecekler? Diplomadan mı bilecekler? Beni unutup esbaba mı gönül bağlayacaklar? Allah bu açıdan da bizi imtihan ediyor. Akıllı insan hayatın her aşamasından ders almasını bilen Cenab-ı Hakk'ın cilvelerinden hikmet devşirebilendir. Allah hepimizi hikmetlerine muttali eylesin. Ve men yu'tel hikmete fekad ütiye hayran kethira buyuran Cenab-ı Hakk'ın kime hikmet verilmişse ona büyük hayır kapıları açılmıştır buyurduğu kulların sevgili dostlarının arasına bizleri de dahil eylesin ilhak eylesin. Allah bizleri mahrem kulları arasına ilhak eylesin. Allahumme salli ala seyidina Muhammedin ve ala